İkinci Dünya Savaşı boyunca Hitler Almanya'sında milyonlarca esir zorla çalıştırıldı. Bunlar, bilhassa işgal altındaki Doğu Avrupa ülkelerinde tutuklanan sivillerden oluşuyordu. Asozialen Bodensatz der eigenen Nation heute mit allen Mitteln auszumerzen versuchen und auf der anderen Seite durch Nachlässigkeit jetzt von diesen Fremden entsprechend viele asoziale Anlagen wieder hereinbekommen. Nasyonalsozialistlerin basitleştirerek Fremdarbeiter, yabancı işçi veya Ostarbeiter, doğulu işçi dediği bu insanlar arasında ailelerinden koparılmış çocuklar ve gençler de vardı. Weil so schwer ist, deshalb ist hier eine Aufgabe für die Partei. Die muss in doppelter Hinsicht angesehen und gepackt werden. Einmal als Erziehung den Menschen des eigenen Volkes gegenüber, die nicht eine Sekunde vergessen dürfen, dass der fremde Arbeiter, der hier für uns schafft. Savaş sanayinin yanı sıra tarımda, sivil idarede, kilise ve manastırlarda çalıştırılıyorlar, kötü muamele görüyor ve çoğunlukla ücret alamıyorlardı. Barakalarda veya kamplarda kalıyorlardı. Savaşta zorla çalıştırılan işçilerin çoğunluğu Doğu Avrupa'dan getirilmişti ve Alman toplumunda geniş kabul gören ırk kuramlarına göre aşağı insan Untermensch kategorisine giriyordu. Bisiklet ve çakmak dahil her türlü nesneye sahip olmaları yasaklanmıştı. Almanlarla ilişki kurmaları yasaktı, buna uymazlarsa ölüm cezası vardı. Bu işçilerin çoğu ağır çalışma koşullarından, yetersiz beslenmeden, hastalıktan ve müttefik bombardımanları yüzünden hayatını kaybetti. Hayatta kalabilenler de Avrupa'da savaşın sona ermesinin ardından milliyetlerine göre ülkelerine gönderildi. Dortmund Endüstri Müzesi'ndeki Esir İşçiler sergisi de İkinci Dünya Savaşı sırasında esir alınan milyonlarca insanın nasıl zorla çalıştırıldıklarını anlatıyor. Belgeler, fotoğraf, film ve ses kayıtlarıyla 1945 yılına kadar yaşanan bu insanlık suçunun bütün tarihi ortaya konuluyor. Zum Zeitpunkt unserer Ankunft im Zwangsarbeitslager Kurowice waren schon einige hundert Juden da. Sie waren untergebracht im Gemeindehaus im Saal und auf der Bühne auf Pritschen zusammengepfercht. In unmöglicher Weise, unter ihnen Typhuskranke.